SporX. Osman Şener. 3'ü 5'i aramam hemen alırım. Osman Şener'in sözleri. Milliyet yazarı Osman Şener, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Usta yazar mutlaka alınması gereken oyuncuyu da açıkladı. İşte Şener'in çarpıcı sözleri. Hepsi savaşçı futbolcular. Geçen sezon yapılan transferlerden verim alınamadığı için 30 milyon taraftar bu sezonda ister istemez tedirginlik yaşıyor. Yeni transferlere baktığınız zaman Seferovic, Olivera, Duboy ve Abdülkerim, bunların hepsi iyi, karakterli ve rüştünü ispat etmiş savaşçı futbolcular. Bir tek Seferovic için kafamda sakatlıkla ilgili sorular vardı. Bunu da kulüp doktoru yenerince Seferovic'i yurt dışında 3 kere teste sokarak giderdi. Demek ki hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. Savaşçı, iyi mücadele eden, son vuruşlarında çok başarılı, iyi bir golcü aldı sarı-kırmızılılar. Takımın ahengini bozuyordu. Dayaglen'in gidişine üzülmedim. Çok sorunları olan, arkadaşları ile kötü diyaloğu bulunan, takımın ahengini bozan bir futbolcuydu. Bu sene Karagümrük'te gol kralı da olsa kesinlikle yönetimi eleştirmeyeceğim. Ama Mustafa Muhammed'e üzüldüm, hem de çok üzüldüm. Ağlayarak gitmesi beni gerçekten duygulandırdı. Kalsa başarılı olur muydu? Bu tartışmayı ben yapmayacağım, yönetim kararını vermiş, Seferovic'in yanına Mustafa'dan daha kaliteli bir santrfor alacaklarmış. Gırıllıçı alırım 3'ü 5'i aramam. Transfer bitti mi? Bitmedi. Hangi yöneticiyle konuşsam orta sahaya iki tane çok kaliteli futbolcu alacaklarını söylüyorlar. Bunların bir tanesi inşallah Florian Grilic olur. İmza parası istiyormuş. 1.5'dan 2.5 milyon euroya çıkarmış. Ben yönetimin yerinde olsam, bu kalitede bir futbolcuyu transfer edeceksem artık 3'ü 5'i aramam. Sezon başlamadan takımın tüm transfer eksiklerini tamamlayıp Okan Hoca'nın elini rahatlatırım. Eminim başkan da böyle yapacak. Hamza Akman dahil oynayamaz. Genç futbolcular için herkesin beklentisi büyük. Ama şunu unutmamak lazım. Bu futbolcular oyun süresinde ama 20 dakika ama 25 dakika takıma katkı sağlayabilir. Pişmeleri, güçlenmeleri lazım. Şu an Okan Buruk Hamza Akman dahil hiçbirini ilk 11'de sahaya süremez ama 60'tan, 70'ten sonra bu çocuklardan faydalanabilir. Sosyal medyada herkes hoca. Son olarak da anlamadığım bir konu var. Bilhassa sosyal medyadaki herkes teknik direktör, kulüp başkanı ve her şeyi herkesten daha çok biliyorlar. Bugün kulübü idare eden başkandan, Erden Timur'dan her şeyi daha iyi görüyorlar. Kulüp hangi futbolcuya kaç para vermeli? Okan Buruk hangi ismi ilk 11'de oynatmalı gibi absürt şeylerle Galatasaray'a büyük zarar veriyorlar. Frene basmaları gerekiyor. Artık bu insanların Galatasaraylıyım diyorlarsa biraz frene basmaları gerekir. Görevdeki insanlara saygı duymaları lazım. Sonuçta transferlerde geçen sezon yapılan hatalar bu sezon yapılmıyor. Transferlerin hepsi nokta atışı. Şu an için daha olumlu şeyler konuşmaya gerek yok. Ama başkan Dursun Özbek ve Erden Timur doğru işler yapıyorlar. Bunu da söylemek mecburiyetindeyim. Hürriyet Galatasaray'a Grealish transferinde rakip çok. Haris Seferovic ve Leo Dubais transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın gelmesine kesin gözle bakılan ancak son anda imza parası konusunda sıkıntı yaşatan Florian Grealish konusunda işi zorlaşıyor. Sarı Kırmızılılar yapılan ilk görüşmelerde bonservisi elinde olan Avusturyalı futbolcu ile yıllık 1.5 milyon eurodan 3 senelik sözleşme için el sıkışmış taraflar 1.5 milyon euro imza parası konusunda da mutabakata varmıştı. Ancak Trabzonspor'un bu oyuncuya talip olmasının ardından menajerinin 2.5 milyon euro istediği iddiaları sonrası transfer gerçekleşmedi. Son teklif 2 milyon euro. Bon servisinin elinde olması Grilich'e olan ilgiyi artırırken yıldız futbolcuyu Bordo Mavililerin dışında Avrupa'dan 3 kulübün daha istediği ortaya çıktı. Premier Lig'den Brighton, Hove Albion ve Serie A'dan Fiorentina'nın yanı sıra bir Bundesliga temsilcisinin daha Avusturyalı futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Taliplerinin artmasına karşın 2 milyon eurodan daha fazla imza parası vermeyeceğini Florian Grilic'e ve temsilcililerini iletti. Oyuncudan hafta sonuna kadar karar vermesini isteyen Galatasaray istediği şartlar oluşmazsa transferi askıya alıp alternatif isimlere yönelecek. Gözden kaçmasın. Galatasaray'a transfer çalımı. Kim Minja transferi sonrası bir imza daha, haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.